Selamlar, merhabalar dostlar. Hepinize günaydınlar olsun. Bugün sizi muhteşem bir yere getirdim. Doğanın içerisinde eğitimle ilgili size bir kayıt yapacağım bugün. Şimdi kayıt yapacağım yere doğru ilerleyeyim. Hem ilerlerken de size ufaktan manzara göstereyim. Neler anlatacağım onların bilgisini vereyim. Şimdi arkadaşlar, bu ara Instagram üzerinden çok fazla soru geliyor. Özellikle çocuklu aileler, buraya taşınmayı düşünen ailelerin eğitimle ilgili birçok sorusu var. Şimdi ben bu soruların birçoğunu daha önce aslında cevap verdim ama anlıyorum ki daha böyle detaylı cevaplara ihtiyacı var insanların ve bu videoda ilkokul ve kreş eğitimiyle ilgili daha detaylı sizlere bilgi paylaşacağım. Aynı zamanda bu böyle arkamda şu gördüğünüz muhteşem manzarayı da keyfini çıkarmış olacaksınız. Böyle bir göl var burada. Nasıl yansıyor bilmiyorum ama insan gözüyle mükemmel görünüyor. Şu suyun üzerine yansımalar, ağaçların yansımaları tablo gibi resmen. Gerçekten mükemmel. Evet, şimdi şöyle kayıt yapacağım yere doğru ilerlerken bugün sizlere ne anlatacağım? Öncelikle ilkokuldaki detayları, hani ders detayları, ne yapılıyor, neler ediliyor, o detayları. İkincisi de kreşte nasıl bir detay var? Kreşte nasıl bir uygulama var? Kreşlerde ücretler var mı vesaire, bu detayları vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet dostlar, şöyle biraz da kadrajın kenarında durayım da hem arkadaki manzarayı fazla kapatmamış, sadece beni görmemiş olun. Hem manzarayı izleyin hem ben de kalın istiyorum. Şimdi dedim ya, ilkokul. Şimdi benim bildiğiniz üzere iki tane çocuğum var. Birisi ilkokul 2'ye gidiyor burada, diğeri şu an kreşe gidiyor. Öncelikle ilkokuldan başlayayım. Arkadaşlar, daha önce bilgiler verdim işte ama bu kanalı ilk kez izleyenler için biraz daha detay olsun. Burada okullarda içeriye ayakkabıyla giremiyorsunuz. Ayakkabılarınızı sınıfın girişinde çıkarmak zorundasınız. İçeride böyle bir ev ortamı var. Onun dışında işte dersler sabahleyin saat 8'de başlıyor. Öğlen 1 gibi en geç 12.30, 1.30 arası değişiyor gününe göre. Ders programına göre değişiyor. Dersler bitiyor. Derslerimiz zorlu mu? Türkiye'deki kadar zorlu mu? Ben çok zor olduğunu düşünmüyorum. Ne dersler var diye sorarsanız yine aynı Türkiye'deki gibi işte normal İsveççe var, matematik var, işte fen bilgisi var, sosyal bilimler var, beden eğitimi, müzik, resim. Bunların hepsi burada da aynı şekilde var. Farklı olarak şu var arkadaşlar, Türkiye'de biliyorsunuz ödev çok fazla verilir öğrencilere. Burada ödev çok az veriliyor. Belki de bu bizim oğlumuz daha böyle dile alışmadığı için bizim oğlumuza özel yapılıyor olabilir. Haftada bir tane ödev veriliyor. 4 sayfalık bir okuma var. O okuma bir kitap veriyor öğretmen. 4 sayfası var. İşte her chapter'da 4 sayfa var. O chapter'ları okuyup onunla ilgili sorular var. O soruları cevaplaması istiyor. Bu da İsveççe tabii ki. İsveççesinin gelişmesi için öğretmeni böyle bir şey yapıyor olabilir. Ama şu var, burada kitap, defter, kalem vesaire herhangi bir şey almıyorsunuz. Okul eğitim ücreti diye ilkokullarda herhangi bir şey yok. Okullarda kantin diye bir olgu yok. Çocuklara hani bir para verip bir şey, kantinden bir şey alır falan filan, öyle bir şey yok. Yemekhane var. Yemekhanede öğle yemekleri çıkıyor. Ancak eğer siz çalışan bir anne baba çalışıyorsa, evde hani çocuğu alacak veya evde tutabilecek kimse yoksa, bakacak kimse yoksa, Fritis diye bir olay var arkadaşlar. Fritis'te çocuğunuza işte sabah saat 6'dan akşam 6'ya kadar okulda bakıyorlar, size bırakabiliyorsunuz okula. Eğer çocuğunuz Fritis'e gidiyorsa sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği veriyorlar. Ama bu Fritis'in ekstra ücreti var arkadaşlar. Aylık 1000 kron civarında bir ücreti var. Yani çocuğunuz normal eğitim ücretsiz ama Fritis'e bırakmak zorundaysanız 1000 kron gibi para ödemeniz gerekiyor. Onun dışında okulun bir tane application'ı var. O application üzerinden size işte haftalık bültenler geliyor. Çocuğunuzun neler yaptığı, neler ettiği vesaire, bunlarla ilgili bilgiler geliyor. Aynı bizim ülkemizde olduğu gibi yine işte veli toplantıları oluyor. Birebir veli toplantıları vesaire de oluyor öğretmenle. Çocuğunuzun gelişimi, eksik olan yanları vesairesi falan varsa onları konuşuyorsunuz. Nasıl geliştirebilirsiniz onları konuşuyorsunuz. Burada mesela şeye çok dikkat ediyorlar. Teneffüs saatlerinde öyle sınıfta kalayım aman hava yağmurlu, soğuk falan öyle şeyler yok arkadaşlar. Teneffüs saatinde hava ne olursa olsun, kar, kış, fırtına hiç fark etmez. Bütün çocuklar dışarıya çıkıyor. Bundan dolayıdır ki okul her veliden şey istiyor çocukları için.
su geçirmez ayakkabı, su geçirmez kıyafetler ve kışın soğuk şartlara uygun olacak şekilde kıyafetler istiyor. Okulda her birinin dolabı var. Dolabına bırakıyorsunuz. Çocuk oradan giyiyor. Onun dışında vermem gereken diğer önemli bilgi, beden eğitimi dersleri mesela kapalı spor salonları falan var burada. Beden eğitimi derslerinde çok keyif alıyor bizim aday en azından. Normalde Türkiye'deyken hiç sevmezdi. Burada da çünkü orada zorluyorlardı. Burada biraz daha böyle eğlenceli şekilde ama burada da beden eğitimi derslerinden sonra zorlukları bir tane şey var. Her çocuğu duş almaya zorluyorlar. Duş almasını istiyorlar sağlık açısından, temizlik açısından. İşte çocuğun kokuşmaması terden sonra falan böyle. Duş alması konusunda çocukları biraz zorluyorlar temiz olmaları açısından ve sağlık olduğunu düşünüyorlar. Diğer bir konu ise çocuğumuzun dil adaptasyonu. Şimdi daha önce bunu açıkladım. Ada buraya gelmeden önce Türkiye'de işte kreşlerdeydi ve Türkiye'deyken Bahçeşehir Koleji'ne gidiyordu. Belli bir seviyede İngilizcesi vardı. İlk geldiği zamanlarda İngilizce iletişim kuruyordu bütün herkesle. Şimdi artık böyle İsveççesi de artık gelişmeye de başladı. Mesela dün mesela konuşuyoruz adayla. Öğretmeni işte şey yapmış. Böyle bir hani onun okumasını falan böyle birebir değerlendirmişler. Şey demiş adaya. Birkaç tane böyle alfabedeki çıkardığı seslerle ilgili bir problem var ama onun dışında okuman, işte anlaman vesaire şu an çok iyi demiş. Tabii ki konuşması şu an o kadar iyi değil ama en azından kendini ifade edebiliyor. İşte birçok şeyi anlıyor öğretmenin söylediği. Anlamadığı yerde öğretmenine söylüyormuş. O zaman öğretmeni ona İngilizce anlatıyormuş zaten. Bunları söyledi. Şimdi bu ilkokul durumuydu. Dediğim gibi çocuklar okulda böyle, çocuklar okulu gerçekten böyle aile ortamı gibi görüyor. Seviyorlar, eğleniyorlar. İşte burada böyle King dedikleri bir oyun var. Sürekli o King'i oynuyorlar. Böyle değişik bir oyun. Bizim hani küçükken oynadığımız futbol maçı yapıyorduk ya. Bunların da böyle King oyunları falan var. Veya işte yakan top falan oynardık ya. Burada da King diye bir oyunları var. Onu oynuyorlar. Neyse. Şimdi gelelim kreş tarafına. Kreşle ilgili neler oluyor? Şimdi arkadaşlar, İsveç'te 1 yaşından itibaren çocuklarınızı kreşe bırakabiliyorsunuz. 1 yaşından 3 yaşına kadar çocuklarınızı kreşe bıraktığınızda bir belli bir ücret ödemeniz gerekiyor aylık olarak. Bu da sizin yıllık gelirinize veya aylık maaş gelirinize göre hesaplanıyor. Belediye tarafından veriliyor. Bunlar bu arada söylediklerim hepsi devlet okulu. Hiçbir özel değil. Normal bildiğimiz devlet okulu bunlar. Bu 1 yaşından 3 yaşına kadar eğer çocuğunuz bez kullanıyorsa, yani daha böyle tuvalet eğitimini falan kendisini yapamıyorsa tuvaletini, her çocuğun orada da yine odası, dolabı var. Dolaplarına işte bezini, ıslak mendilini vesairesini siz kendiniz getiriyorsunuz. Okul size bunu vermiyor. Onu sizin kendiniz götürmeniz gerekiyor. Bir de şu var, aynı şekilde kreşte kalan çocuklar için de dış ortama uygun bir kıyafete ihtiyaçları var. Çünkü kreşlerde özellikle neredeyse tamamını çocuklar dışarıda geçiriyorlar günlerinin. Yani yaz kış fark etmez, hep böyle dışarıdalar. Bu yüzdendir ki işte su geçirmez tulumlar var, böyle vücut tulumları falan var ve kışa, soğuğa karşı dayanıklı. Bütün çocuklar da ondan, işte ayakkabılar vesaire ona uygun oluyor. Ayrıca bu çocuğunuz öğle uykusuna yatıyorsa, hala daha küçükse, öğle uykusu ihtiyacı varsa bebek arabasını okulda bırakıyorsunuz. Çocuğunuzu öğle uykusuna bebek arabasında dışarıda, karda kış fark etmiyor, dışarıda çocuklar uyutuluyor. Bebek arabasının içinde uyuyorlar. Yani içeride öyle bir ayrı bir yatak yok. Bebek arabasının içinde uyuyor ve dışarıda, dış ortamda uyuyor. Bu önemli bilgi. Bunu niye böyle bir şey yaptıkları böyle garip geliyor değil mi duyduğunuzda? Niye böyle bir şey yaptıklarını sorguladığımızda ise, hani soğuk ortama alışması, İsveç'in havasına alışması vesaire için vücudun daha dayanıklı olduğuna inanıyorlar. Bütün çocuklar, buradaki İsveç'teki bütün çocuklar bu şekilde oluyor ve demek ki çalışıyor diye düşünüyorum. Hani bizimkiler kırılır. Yani zaten lan biz aman şey olsun falan filan diye koştururuz ama peşinden aman hasta olmasın, aman burnun akmasın falan peşindeyiz ama burada öyle çok sallamıyorlar. Neyse. Gelelim şeylere, sınıflara. Hani Türkiye'deki kreşlerde bilirsiniz değil mi? Sınıflar ne yapar? Yaş gruplarına göre ayrılır. İşte 1 yaşlar, 2 yaşlar, 3 yaşlar vesaire ayırıyorlar. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada 1 yaşından işte 5 yaşına kadar kreşe gidebiliyor. 5 yaşına kadar 3 tane 4 tane sınıf oluyor. Her sınıf 1'den 5 yaşına kadar her çocuk içeride olabiliyor. Bunun detaylarına gireceğim ama öncelikle şunu vereyim. 3 yaşından itibaren 5 yaşına kadar haftada 15 saat kreşe gitmesi çocuğunuzun ücretsiz. Eğer sizin 15 saatten daha fazla ihtiyacınız varsa çocuğunuzun kreşte kalmaya, o zaman yine dediğim gibi sizin gelirinize göre ücret ödüyorsunuz. Ben mesela, benim kızım haftaya 25-27 saat civarında falan kreşte kalıyor. Ben mesela aylık 1000 kron ödüyorum. Bu zaten tepe noktası 1000 kron. 1000 kron üzerine de çıkmıyor.
1000-1100 o civarlarda değişiyor. Şimdi dedim ya 1 yaşından 5 yaşına kadar çocuklar aynı sınıfta kalıyor. Bunu niye yapıyorlar? Bence bizim ülkemizdeki kreşlerle en büyük fark bu ve en güzel yanı da bu. Çocuklar şunu öğreniyorlar. İşte 3 yaşındaki bir çocuk veya 4 yaşındaki bir çocuk işte gidiyor 2 yaşındaki çocuğun ayakkabısını giymesine yardım ediyor. Onun kıyafetlerini giymesine yardım ediyor. Ona oyun oynatıyor vesaire. Hani böyle abilik, kardeşlik ve paylaşım duygusunun daha iyi gelişmesini sağladığını söylüyorlar. Bundan dolayı yapıyorlar. Yani abi oluyorlar, abla oluyorlar birbirlerine destek oluyorlar filan. Onlar yapıyorlar. Ayrıyeten buradaki hani 3 yaşından sonra bütün çocuklar yemeklerini kendileri alıyorlar. Yemeklerini kendileri yiyorlar. Kendileri yedikten sonra işte yemek çöpünü ayrı yere, kirli çatallarını ayrı yere, tabağını ayrı yere koyması gerektiğini biliyor. Bunların hepsini, hiçbirini öğretmenler yapmıyor. Çocukların hepsi kendisi yapıyor. Her sınıfta benim gördüğüm 3 tane öğretmen oluyor, gözlemci oluyor. Bir tane ana öğretmen, 2 tane yardımcı öğretmen oluyor. Ve bu yardımcı öğretmenler hakikaten ben orada mesela geçtiğim sürede bizden dolayı değil çünkü ne zaman gitsem öyle oluyor. Ya biz mesela kendi çocuğumuzu kucağımıza taşımaktan yoruluruz. Yorulmuyor insanlar. Hakikaten seviyorlar, eğleniyorlar, gülüyorlar. Yuvarlanıyorlar öğretmenler dışarıda beraber onlarla filan. Mesela geçen gittim bir tane havuza su doldurmuş. Hava soğuk böyle montla gidiyoruz. Hepsi şapur şupur suyla oynuyorlar falan filan. Öyle yani. Ve şey yapıyorlar. Dediğim gibi hep böyle dışarıda gezdikleri için. Bir de ayrıca bu kreş çocuklarına ve ilkokul çocuklarına da aynı şekilde yapıyorlar. Bazen dışarıya böyle benim gibi böyle gördüğünüz şu arkamda gördüğünüz alan gibi bir alana götürüp işte doğa yürüyüşü yapıyorlar. Mantarları öğretiyorlar. Hangi mantar zehirlidir, değildir vesaire. Bu tarz böyle doğanın içinden onlara bilgiler veriyorlar. Doğayla iç içe yaşamalarını sağlamaya çalışıyorlar. Bu da harika bir şey. Hepinizin şu an kafasındaki soru şu. Küçük çocuğu, hadi oğlun İngilizce biliyordu bir şeyde iletişim kuruyordu. Kızın nasıl iletişim kuruyor, öğretmenleriyle nasıl anlaşıyor? Şimdi arkadaşlar, şimdi çocuklar böyle daha fazla böyle görselle kendilerini, zaten daha böyle konuşmaya yeni başladıkları için konuşarak kendilerini çok iyi ifade edemekleri için birçok şey göstererek yapıyorlar. Benim kızım mesela tuvaleti geldiğinde tuvaleti gösteriyormuş. İstediği bir şey olduğunda eliyle gösteriyormuş. Öğretmen de o istediği şeyi hem İsveççesini hem İngilizcesini genelde ona söylüyor. İşte mesela kalem gösteriyor veya kuş gösteriyor. Kuşun İsveççesi Vogel. İşte Vogel diye gösteriyor. Ne bileyim işte yemek istediği bir şey gösteriyor. O eliyle işaret ediyormuş. Öğretmen onun İsveççesini söylüyormuş. Yazıda tekrar ettiriyormuş ki hem de böylece İsveççesi de şey olsun diye. Ondan dolayı hani küçük çocuklarda iletişim problemi olmuyor. Adaptasyon problemi de çok olmuyor. Dediğim gibi çocuklar böyle 1 yaşından 5 yaşına kadar çocuklar iç içe olduğu için çocuklar bir şekilde anlaşıyorlar ve daha böyle keyifli bir ortam oluşuyor. Yani her gün iş yer, şeyde dediğim gibi kreş çocukları için de herhangi bir böyle bir şey yapmanıza gerek yok. İşte kırtasiye malzemesidir, şudur budur falan filan hiçbir şey kula vermiyorsunuz. Sadece vermeniz gereken çocuğun giyeceği kıyafetler. Onlar da işte orada şey yapıyorlar. Gün içerisinde bir sürü aktiviteleri var. İşte boncuktan kolye yapıyorlar, yaz getiriyor eve. İşte ne bileyim ütüyle yapılan böyle değişik boncuklar falan var böyle. Onlardan şekiller yapıyorlar. Yapraktan ağaçlar, maaşlar, oyun hamurları, işte peluş oyuncaklar. Zaten oyuncaktan geçilmiyor. İçeride bir sürü bisiklet var. Çocuklar bisiklet sürmeyi okulun içinde öğreniyor. İlkokulda özellikle mesela arkadaşlar şey var. Bunu söylemeyi unuttum, ekleyeyim. Çocuklarınıza diş bakımı yapıyorlar ve isterseniz işte bu diş koruma sıvılarından vesaireden filan isterseniz size şey yapıyorlar. Sizin talebiniz olması durumunda soruyorlar. Çocuğunuzun dişlerini koruma şeyleri uyguluyorlar. Bu ülkede dediğim gibi daha öncesinde belki de biliyorsunuzdur. 23 yaşına kadar bile diş tedavisi ücretsiz. O yüzden çocukların diş kontrolü falan yapıyorlar. Ayrıca okulun içerisinde büyük bir tane hastanemsi revir var. Yani böyle daha doğrusu poliklinik şeklinde revir var. Sürekli bir tane hemşire var. Buradaki hemşireler zaten doktor gibi zaten görev yapıyorlar. İlk önce siz hemşirelere muayene oluyorsunuz. Hemşire uygun görürse sizi doktora sevk ediyor. Direkt doktor göremiyorsunuz zaten. Okuldaki hemşire de gayet yeterli ve çocuğunuzu sürekli kontrol altında tutuyor. Okulla ilgili herhangi bir problem, adaptasyon problemi yaşayacağınızı hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bu ülkede anladığım benim çocuklar kırmızı çizgi. Çocuklar hakikaten her şeyle ilgili bir şeyleri pas geçebilirler ama çocuk konusunda çok ciddiler ve inanılmaz derecede önem veriyorlar. Son olarak da sizlere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu hem kreş için hem ilkokul için geçerli. Okula nasıl başvuruyorsunuz? Okula normalde belediyenin, eğer Göteborg'tasanız Göteborg Belediyesi'nin eğitim birimine başvuruyorsunuz. Okul tercihini size şey yapıyorlar. Oturduğunuz eve yakın 5 tane tercih yapmanızı istiyorlar. Bu 5 tercihi yapıyorsunuz. Eğer ki bu yaptığınız 5 tercihte okulda yer yoksa
çocuğunuzu biraz daha uzak olan mesafede okula atıyorlar. Bu durumda, böyle bir durum olduğunda belediye çocuğunuzu her sabah evden alıyor taksiyle. Akşam da okuldan sonra evinize taksiyle yine aynı şekilde bırakıyor. Bütün bu ulaşımı belediye sağlıyor ve ücretsiz oluyor bu da. Bunun da bilgisini vereyim. Diyelim ki kreşle ilgili işte var. 5 yerde bulamadınız. Çocuğunuzu uzak yere de göndermek istemiyorsunuz. O zaman bu yaptığınız tercihler, yaptığınız yerdeki sınıfta yer açılmasını bekliyorsunuz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Eğer onu istemiyorsanız mecburen bekliyorsunuz. Bir sonraki sezon veya bir sonraki dönem yer açılırsa çocuğunuzu alıyorlar. Bu güzel doğa ortamında sizlere bu bilgileri paylaşmak istedim. Umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur. Şöyle çekileyim, son olarak şu doğayı, şu güzelliği bir kez daha sizlere göstereyim. Sonra yavaştan videomuzu kapatalım. Muhteşem bir yer. Bir de şurada oturan insanları düşünün arkadaşlar. Bakın orada ev var. Adam gölün dibinde, göl manzarasıyla yaşıyor. Ve bu şeydeyim yani. Ben şu an benim evimden çok uzakta bir yerde değilim. Hemen şu aşağıda otobüs durağı var. O kadar doğal hayatın içinde yaşıyor buradaki insanlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.